Bugün ne yapacağım? Gördüğünüz üzere telefonumun ekranı kırıldı. Redmi Note 7 var Xiaomi'nin. Bir servise götürmek yerine kendim internetten bir tane ekran siparişi verdim. Kendim değiştirmek istiyorum. Neden peki böyle bir şey yaptım? Daha mı ucuza geldi? Hayır, daha ucuza gelmedi. Açık konuşmak gerekirse 100-150 lira civarı bir fark ediyor. Servis aradığım zaman 400 lira ile 500 lira arasında fiyat istiyorlar. Bundan bana maliyeti 300, yani ekipmanlarıyla birlikte işte tornavidasıdır, yapıştırıcısıdır vesaire. Toplamda 300 liraya falan mal oldu. Yani karım 100-150 lira gibi bir karım olmuş olacak eğer başarabilirsem. Veya 400 lira zarar edeceğiz onda. Evet, onu da göze aldım. Buradaki amaç tabii ki de 100 lira kar olayı değil. Buradaki amaç size video çıksın, anasını satayım, ne yapayım, video çekeyim. Aa dedim, lan telefonun ekranı kırılınca dedim. Aa dedim, bundan güzel video. Hani kendi ekranımı kendim değiştirdim videosu yaparım. Ne yapayım, video yapacak konu bulamıyorum. Elektroniğe elim yatkındır. Daha önce çocukluğumdan beri birçok radyo, televizyon, saat falan böyle içini açıp bozmuşluğum vardır. Bunları boza boza tabii sonra yapmayı da öğrendim. Telefonun ekranını onarmanın aslına bakarsanız çok bir zorluğu yok. Psikomotor kaslarınız yeterince gelişmişse telefonu da rahatlıkla onarabilirsiniz yani. Evet, şimdi hadi bakalım size Redmi Note 7'nin, Xiaomi Redmi Note 7'nin ekranı nasıl değişir onu göstereyim. Ekranını değiştirmek için arkasını çıkartmamız gerekiyor. Arkasında da bir yapıştırıcı uygulandığı için o yapıştırıcıyı sökmek için önce ısıtmamız lazım. Ben saç kurutma makinesi kullanıyorum ama önünüzde başka ısıtıcılar varsa onları da kullanabilirsiniz. Evet. Buralardan bu şekilde. Telefonun ekranını onarmanın aslına bakarsanız çok bir zorluğu yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buralarda yapışkanlar var. Bu yapışkanlarda bu mavi aletlerle sıyıttırarak kapağını çıkarttırıyorsunuz. Daha önce bu tamiri görmüştüm ama tamirde çok fazla yapışkan sürmüşler, gördüğünüz gibi bunlar fazlalık yani. Bu kadar yapışkan sürmesine gerek yoktu, sadece kenarlar olsa yeterliydi. Elimize dokunmaması için bu parmak izi okuyucuyu da çıkartmam gerekiyor. Onu da çıkartacağım arkadaşlar daha rahat çalışmak için. Şu siyah kapakçığı kaldırırsanız buradaki parmak okuyucu çıkar arkadaşlar. Bundan kurtulmuş olduk. Yeni aldığımız ekran nerede? Yeni aldığımız ekran burada. Evet, gördüğünüz gibi bu kablonun, yani şunun, şu yolun sökülmesi gerekiyor. Önce şu, isterseniz şeyleri birazcık temizleyelim. Gerçekten de saçma sapan bir şekilde yapıştırıcılar gelmiş buralara. Bunların temizlenmesi gerekiyor hepsinde. Yapıştırıcılardan tamamen kurtulması gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kablo, buradan geçen kabloyu çıkartacağımız için, yani bu kablonun aynısı bu olduğu için bunu çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve daha sonra şu kafa kısmını sökmemiz gerekiyor. Takım halinde satılıyor bunlar arkadaşlar, yapıştırıcısıyla bütün alet edevatlarıyla birlikte satılıyor. Evet. Sonunda çıkarabildik. Yani yapıştırıcıyı ne yazık ki her yerine sürmüş ya. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz ekranın diğer tarafındaki dokunmatik ekranın uzantısı. Bu tekrardan yerini çıkacak buradan. Çıkarttığım zaman ekranı. Şimdilik dursun orada. Şimdi ön kısımdaki paneli çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu paneli çıkartmak için tekrardan ısı kullanmamız gerekiyor.
sefer şu metal aletimi alıp şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekranı panelden ayırdık. Bu kablo da buradan çıkacak. Burada da tabii ki yine gördüğünüz gibi yapışkanlar var. Onlardan kurtulmamız gerekecek. Bunu bu şekilde tamamen kırık ekranımızı söküp alıyoruz. Ve yapışkanlardan kurtulmamız gerekiyor. Yapıştırıcı her yerinde vardı. Bayağı kazıdım yapıştırıcıyı. Şimdi ekranı takacağız. Yeni aldığımız ekran, yanlışlıkla eskiyi takıyormuştum. Evet, eskisi. Yeni aldığımız ekrana çıkardığımız gibi eskisini takacağız arkadaşlar. Evet, bu yapıştırıcı arkadaşlar cep telefonu ekranını yapıştırmak için ucu 07 kalem ucu gibi ya da 09. Taşırmadan etrafını kenarlarından güzelce geçiyoruz. Oturmadı lan bu. Evet arkadaşlar, 100 lira kâr edelim derken 4000 lira zarar ettik. Telefon oturmadı. Lanet olsun ya. Evet arkadaşlar, demek ki neymiş? Her işi erbabına bırakacakmışsınız. Yok, kendim yapayım, 100 lira kâr ederim. Yok, öğrenirim ederim. Yok arkadaşlar, bırakın adamlar yapsınlar işte. Ne gerek var? Uğraştırıyorsunuz kendinize. Evet arkadaşlar, telefonum satılıktır. Kayıtta mı lan? Kayıtta iş. Telefonum satılıktır arkadaşlar. Almak isteyenler aşağıya linki bırakıyorum. Sahibinden linkini. Çıtır hasarlı. Boya takıntısı olan aramasın. Evet arkadaşlar, düşen videoyu bulamadım. O yüzden şuradaki bir tane videoyu buraya takıyorum. Bir sürü, burada bir sürü var zaten. Onlar yeter ona. Sahibinden çıtır hasarlı. Evet arkadaşlar, en son bu dokunmatik parmak izi okuyuculu kısmını da takıyoruz. Bunu buraya geçtikten sonra şurada siyah bir kilidi var. O kilidi geçiriyorsunuz. Sonra üzerinden çıkardığımız termal bant var burada arkadaşlar. Termal bantı tekrardan yerine yapıştırarak bu işlemi sonlandırıyoruz bu şekilde. Evet, sonra tekrardan aynı yapıştırıcıyı kenarlarına sürerek bu sefer de arka kısmını kapatarak işlemimizi sonlandırmış olacağız. Yapıştırıcıdan tekrardan sürelim buraya da. Lan inşallah dışarıda malzeme unutmamışızdır ha. Evet, hadi bismillah. Evet arkadaşlar, telefonun tamirini bitirdim. Bitirdikten sonra da iki kalın kitapların arasında biraz pres yaptım. Prese bıraktım iyice yapışsın diye. Peki bir problem oldu mu? Evet ufak problemler oldu, lanet olsun. Kesinlikle. Evet, o problemleri görüyorsanız görürsünüz. Görmüyorsanız söylemeyeceğim. Kesinlikle kendiniz yapmaya değmez. Gidin bir işin uzmanına, tamirciye verin. En azından 2500-3000 lira yanınıza kalsın derim ben. Hemen ben bu şekilde kullanacağım. Problem yok şimdilik. Lanet olsun.